Herkese merhaba. Facebook Jondere Türkiye Fan Kulüpten Ersin ben. Size yeni bir ürün tanıtımı yapacağım. Midapo mini dalgıç pompa. Bu ürün aslında yeni değil. Biz kendimiz 2012 yılından beri kullanıyoruz. Biçer döver ve traktörün mazot dolumunda çok memnunuz. Ama sizler için ürünün son halinin siparişini verdik. Sağ olsun hemen gönderdiler. Ürünün fiyatını burada belirtmeyeceğim. Çünkü malumunuz artık ürünlerin fiyatı günlük değişiyor. O yüzden üreticimiz Midapo'dan o günün fiyatını video altında veya telefon numarasından ulaşarak öğrenebiliriz. Hadi başlayalım. Ürün bu şekilde istenildiğinde kutusuyla geliyor. Kutuyu şu anda sizinle birlikte açıyoruz. Şöyle ilk önce bir ürünümüz çıkıyor. Bu ürün 12 volt araç enerjisiyle çalışıyor. Şu şekilde bir pompa. Bunun bir bu dalgıç pompa kabın içinde çalışıyor. Onun tahliyesi için bir hortum çıkışı ve akü bağlantı uçları. Şöyle bırakayım. Kutunun içinde başka neler var? Şu şekilde bir kullanım kılavuzu. Midapo dalgıç nasıl kullanmalıyım diye. Firma ile ilgili sosyal medya hesaplarının adresleri, firma telefon numarası, iletişim adresleri, her şey mevcut. Ayrıca kutunun içinde bir tane de hediye olarak çakmak var. Normalde ben sigara kullanmıyorum tabii ama çakmağı traktörde ateş ihtiyacında kullanabiliriz her yerde. Şu telefon numarası PTT kargo ile kapıda ödeme diyor. Bu şekilde kutudan çıkanlar çakmak, kullanım kılavuzu ve asıl bomba ürün. Hadi şimdi ürünü deneyelim. Öncelikle bu ürün boyut olarak çok küçük. Şöyle herkesin kullandığı yağ bidonlarında çok rahatlıkla giriyor. Dalgıç olarak bunların içinde çok rahatlıkla çalışıyor. Genelde biz bunlarla mazot taşıyoruz. Ama ben bu videoda her şey açık olsun diye teneke içindeki mazotun aktarımını yapacağım. Bu teneke bildiğiniz üzere yağ olarak 16 kilo yağ, litre olarak da yaklaşık 18 litre sıvı alıyor. Ağzına kadar dolu. Bunun traktörün deposuna aktarımını videoya çekeceğim. Yaklaşık süreyi hesaplayacağız. Nasıl çalıştığını hesaplayacağız. Ama öncesinde bu pompaya şu hortumu takacağım. Depoya aktarım için. Hortumu şu şekilde dalgıç pompaya taktık. Bunu direkt yakıtın içine salıyoruz. Hiçbir şey yapmadan. Ondan sonra traktörümüzün yakıt deposunun kapağını açıyoruz. Taktığımız hortumun ucu burada. Yakıt tankının içine koyuyoruz. Bu pompanın elektrik ucu. Kırmızı olan artı, buna dikkat edelim. Yanlış bir şey olmasın. Kırmızı olan artı, siyah olan eksidir. Traktörümüzün aküsü burada. Burada da kırmızı olan yine artı, siyah olan eksi. Kırmızıyı artıya taktım. Siyahı eksiye taktım bu şekilde. Kablomuz yeterince uzun. Çok kolay. Kablonun şurasında açma kapama düğmesi var. Şık şık anahtar dediğimiz. Buna bastığımızda yakıt aktarım başlayacak. Şu anda sesi duyuyor musunuz bilmiyorum da. Videonun hızlandırılmış olmadığını görmeniz için konuşarak anlatım yapacağım. Siz videodaki süreden 18 litre yakıtı kaç saniyede, ne kadar sürede tanka boşalttığını hesaplayabilirsiniz. Şu an şu şekilde bir aktarım yapıyor. Pompa şu anda en sonda.
Buna dikkat edin. Hatta size bir tüyo vereyim. Bunu kullanırken pisliği çöpü almaması için bayanların ince tel çoraplarından üzerine geçirebilirsiniz. Süzgü niyetiyle. O şekilde çok rahat olur. En azından filtrelerin dolmasını geciktirmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, 18 litrelik teneke şu anda bitmek üzere. Yani bu gerçekten çok iyi bir süre. Kesinlikle ben 2012'den beri herhangi bir arızasını görmedim. Şöyle düşünün. Tamam, bunu elle de çok rahat yapabilirsiniz ama her tenekede 50-100 gram yere dökseniz zaten bir sezonda pompa kendi fiyatını çıkartır. Bakın şu anda bitti. Evet, şu anda boşalttı. Süreden siz 18 litreyi kaç dakikada boşalttığının hesabını yapın. Şu an kapatıyorum. Başka bir şey yapmama gerek yok. Buradan artı kutbu ve eksi kutbu söküyorum. Kablomuz burada. Bu şekilde mazotumuzun aktarımını yaptı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bereketli günler olsun. Allah'a emanet olun.